Bugün mutluluğu konuşacağız hocam. Bizim biraz mesleğimiz gibi de yani sanki mutluluğa çalışıyoruz gibi mutlulukla ilgili çok araştırmalar var. Ee, ve koca bir wellness endüstrisi, kozmetik, sinema, eğlence sektörü daha mutlu olalım diye çalışıyor gibi sanki ama mutluluğu ne anlıyoruz, nasıl anlıyoruz, mutluluk yerine kullanılan başka kavramlar var, iç içe geçen Bazen kafamızı karıştıran kavramlar var. Bugün biraz onları konuşup netleştirelim de istiyoruz sizden dinlemek, duymak istiyoruz. Ee, öncelikle tanımla başlarsak zihnimizin çerçevesi bir netleşiyor. Mutluluğu nasıl tanımlayabiliriz ve mutluluk yerine kullanılan yakın kavramlar var mı? Şimdi bir mutluluk endüstrisi var ve dünyada bir mutluluk dayatması var. Buna mutluluk tiranlığı diyebiliriz. Ben e, bu tiranlık davetine hiç e, katılmak gerektiğini düşünmüyorum. Yani hepimiz ağzımız kulaklarımızda, acıdan, ağrıdan uzak bir şekilde, hayattan bir şey öğrenmeden yaşamak zorunda değiliz. Derdi olan insan olmak, ağzı kulaklarında bir insan olmaktan daha iyidir. Derdi olmak, dünyada değiştirecek bir şey olmak demektir. Ama yine de, içsel bir itminan hissi, bir huzur hissini eğer mutluluk olarak tanımlarsak elbette bunun peşi sıra gitmeliyiz. Batı dünyasındaki mutluluk kavramı, kavramını çok yeterli bir kavram olarak değerlendirmiyorum kişisel olarak. Yani ağrıdan, acıdan, sızıdan uzak olmak, ondan vareste olmak eğer mutluluksa şuursuz her varlık zaten kendince bir mutluluk içindedir. Ben insanın kendi özüne sadık olmasını kendi hakikatine sadık olmasını Kendi anlamının peşinde koşmasını ve içsel huzur arayışını mutluluk olarak isimlendireceksek o mutluluktan yanayım Ama mutluluğun arayışı mutluluğun kendisinden daha kıymetli bir şey Yani insanın yolda yapıp ettikleri, Kendisini unutma hali, bir akışa gömülme hali, bir kitap okurken, bir müzik dinlerken, ibadet ederken, sevdikleriyle birlikte zaman geçirirken, zamanın nasıl aktığını, geçtiğini unutma hali bence mutluluğun temel belirleyenlerinden bir tanesi. Buna akış diyor Çisen Mihali isimli profesör, Amerikalı'yı yakın zamanda kaybettiğimiz değerli profesör. ...gerçekten de zamanı unuttuğumuz anlar, mutluluğu en yoğun, en derin yaşadığımız zamanlar. Modern insan sürekli bir dikkat çeliciyle yaşıyor ve mutluluğumuzun en büyük hırsızı da bu dikkat çeliciler. Ekranlar başta olmak üzere, sürekli bir enformasyon bombardımanına maruz kalmak... ...bize kendi hakikatimizle baş başa kalma fırsatını vermiyor halbuki insanın sessizlik içinde kendini dinleyebildiği zamanlar olması lazım. İşte mutluluk biraz da oralarda insana zuhur ediyor, geliyor. E yani mutluluk tiranlığına, global mutluluk monokültürüne hiç katılmıyorum. herkesin aynı hayat tarzında olması gerektiğini düşünmüyorum. hele de insanın dertlenmesi gereken onlarca şey varken Sanki onlar yokmuş gibi, onları yok sayarak e, ve etrafındaki sıkıntılı, dertli insanların derdini hiç ilgilenmeyerek sadece kendi, kendisi için yaşamasını e, tasvip etmiyorum. Böyle bir mutluluk anlayışını asla doğru bulmuyorum. Bir içsel huzur, bir itminan duygusu olarak tanımlarsak mutluluğu orada varım diyorum. Eyvallah. Ee, bir şeyin altını çizdim sizi dinlerken, hayattan bir şey öğrenmeden. Ee, yaşamak diye tanımladınız o dertsiz tasasız evet. neşeli hayattan bir şey öğrenmek için biraz dert gerekiyor galiba optimal miktarda bir dert e, bizi büyütüyor acının insana kattığı değeri bilirim küsemem acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir diyor ya derdim bana derman imiş ya Tabii. da denildiği evet. üzere demek ki hayattan bir şey öğrenmenin yolu e, azıcık dertten kederden variste değil oradan mutlaka Tabii. yolumuz geçecek. Başka türlü nasıl bir hikaye oluşturacağız? Yani geriye dönüp baktığımız zaman Allah bize nasip ederse 70'li 80'li yaşlarımızı geriye dönüp baktığımız zaman anlamlı bir hikaye nasıl oluşacak? Biz zorluklarla sıkıntılarla baş ettiğimiz için onlar bizim sırtımızı yerine yere getiremediği için bir hikaye oluşturuyoruz. Acısız dertsiz bir hayat kendimizi uyuşturduğumuz bir hayat olabilir ancak mesele acıya maruz kalmak değildir. Acıyı içimize alıp onu dönüştürüp oradan başka bir şey üretebilmektir. Daha yüce bir şey üretebilmektir, bir anlam çıkarabilmektir. Yani yaşadığımız her şeyden tüten bir anlam olmasına dikkat etmeliyiz. Aldığım acı bir aldığım bir mikrop gibi beni bağışıklar. Hayatın daha sonraki safhalarında karşılaşacağım buhranlara, krizlere karşı bağışıklar. Bu şu demek değil, hepimiz kafamızı arı kovanına sokalım, hepimiz acılı bir hayat isteyelim değil. O zaten ister istemez bize gelip bulacaktır, kayıplar olacaktır, yenilgiler olacaktır hayatta. Ama biz onlardan öğrenmesini bilirsek, biz hayatın bize öğretmesine izin verirsek oradan büyüyerek çıkarız, olgunlaşarak çıkarız. Yani içimize aldığımız o acıyı dönüştürüp başka bir şey yapabildiğimiz zaman, oradan anlamlı bir hayat üretebildiğimiz zaman, oradan daha geniş ve derin bir bakış açısı üretebildiğimiz zaman öğrenmiş oluruz. Zaten travma mağdurlarının üçte ikisi e, travmatik stres belirtilerini göstermiyorlar. Posttravmatik e, büyüme dediğimiz, travma sonrası büyüme dediğimiz hayata daha geniş ve manevi bir açıdan bakabildiği, bakabildikleri bir olgunlaşma sürecine giriyorlar. Ee, mesele hayatın bize yaptıkları karşısında eksiltilmemeyi bilmek. Hmm. Yani hayat bize her zaman sürprizlerle gelir. Bazen hiç beklemediğimiz anda sevinçler getirir, bazen hiç beklemediğimiz anda kederler getirir. Eksilmemeyi, eksilmemek, eksilmemek Tutumlarımız bizim tercihimizdir. Yani onun karşısında ne yapacağız? Bize gelen e, o musibet karşısında, bela karşısında savaşmaya devam edecek miyiz? Yoksa pes mi edeceğiz? Etrafımızı suçlayacağız, insanları mı suçlayacağız? Yoksa e, sonuna kadar direneceğim, dizlerimin üzerinde de kalsam savaşmaya devam edeceğim mi diyeceğiz? Bence hikayemizi yapan şey budur. Muhammed İkbal'in bir şiirinde söylediği gibi, Çırpınıştır hayatı kanatlandıran diyor. Çırpınacağız. son ana kadar bütün gayretimizle var olmaya ve var kılmaya devam edeceğiz. Yani başka insanlara da sevgi taşımaya, başka insanlara da merhamet ve şefkatle yaklaşma varlığı bir şefkat evi haline getirmeye dikkat edeceğiz. Rilke'nin bir şiiri geldi aklıma sizi dinlerken. "Bırak her şey başına gelsin." Güzellik de, dehşet de diyor ve hepsinin geçeceğini söylüyor devamında. Bizim de dem Sabır de, her şeydir diyor evet. değil mi sonunda? Dem de geçer, gam da geçer. Ee, ne dem baki ne gam baki demişler. Aslında bir yerde böyle içsel bir pusulamız olmalı anladığım kadarıyla. Süheyl Ünver'in de kızına söylediği bir öğütü var ya o şekilde. İçinde en derin kederlerin bile ulaşamayacağı bir yer olsun. Oraya hiçbir sıkıntıyı sokma diyor. Demek ki bir içsel pusula, içsel bir dinginlik, bir ağırlık noktası hı hı. olmalı kişinin. Ve şunu duyuyorum söylediklerinizden, başımıza neyin geldiğinden ziyade onu nasıl karşıladığımız, karşıladığımız tabii. önemli. O zaman orada bazı becerileri geliştirmemiz tabii. gerekecek sanırım o mücadele sürecinde. Esneklik çok önemli bir şey. Yani insan hayatta zorluklara karşı esneklik melekesini geliştirmeli. Fırtına yemiş ağaçlar köklerini daha derinlere salarlar ve toprağa daha sağlam tutunurlar. Fırtına yemek bir şey değildir. Önemli olan kökleri sağlam bırakabilmektir, toprağa salabilmektir. Bambu ağacı esneklik ve dayanıklılık için çok güzel bir örnektir. Bambu kolay kolay kırılmaz, hep tazedir. Aslında narindir ama Kolay kolay rüzgarlarla yıkılmaz, fırtınalarla yıkılmaz. E, bambu gibi esnek olmayı becerebilmek lazım. Yani rüzgarlar geçtiğinde onları karşılamayı bileceğiz. Onlar tarafından yıkılmayacağız. Her zaman taze olacağız. Katılık, hayatta katılık buna tıp dilinde psikoskleroz diyor bazıları. Çok kolay kırılmayı beraberinde getirir. Yani hayat bize bir şey öğrettiğinde öğrenmeye hazır olmak. Bir çözüm yolu işe yaramadığında farklı çözüm yollarını deneyebilmek, farklı bakış açılarından görebilmek, ezberlerimizden vazgeçebilmek, bildiğimiz ezberleri unutabilmek. Her insandan, her durumdan öğrenerek çıkmak ve bakış açımızı genişletmek. Ezberlerimizi unutabilmek, değiştirebilmek, güncelleyebilmek önemli. Çünkü elimizde bir harita var ve onunla bir yere kadar geldik ve artık o işe yaramıyor belli ki. Rotayı güncellememiz gerekiyor. Haritayı güncellememiz gerekiyor. Yağmur yağar, toz taşınır, yeryüzü aşınır. Yeryüzü şekilleri bile değişiyor ya. Harita geçersiz yolu veriyor bir yerde. Tabii. Belki 30'umuza kadar o harita bizi getirdi ama yeni bir şey öğrenmeyi Yeni bir şey doğurmaya zorluyor bizi hayat anladığım kadarıyla. Değişim insan hayatının olmazsa olmazıdır. Değişmeyen bir tek şey var değişim diye çok klişe bir söz vardır ama çok, çok doğru. doğrudur da. İnsan değişmekten korkmamalı. Değişmeyi derinleşme olarak algılamamız gerekir. Yani e, 20 yaşımın tecrübesi başka bir şeydir. 30 yaşımın, 40 ve 50 yaşımın tecrübeleri bambaşkadır. İşte öğrenebildiğimiz zaman bakış açımız her zaman genişlemeye devam eder. Yeni çözümler üretebiliriz. Daha esnekleşiriz. İnsanları yargılamakta daha az aceleci davranırız. Kendimizi daha az yargılarız. Esneklik kabulü de bir miktar beraberinde istiyor, getiriyor herhalde. Bu e, mutlu olamayışımızla ilgili yapılan pek çok da araştırma var ya senin gelirin x miktarda olursa etrafındakilerin geliri 2x miktarda olursa ne hissedersin bu soruluyor veya başka versiyonları görüyoruz ki kıyaslamak orada epeyce bir insanı Tatsız hissettiriyor, mutsuz hissettiriyor, Tabii. tadını kaçırıyor. Ve bu bizim alışkanlığımız. Küçüklüğümüzden itibaren bak kardeşin yemeğini bitirdi ve sen hala bitiremedin. O çok güzel yapıyormuş. O güzel ders çalışıyormuş. Örnek göstermek maksatlı bile. Hep kıyas üzerinden kendi değerimizi biçiyoruz. Büyüdüğümüzde de mutlu belki olasımız var olacağız ama bir başkasında 2x miktarınca bir şey gördüğümüzde bir tadımız kaçabiliyor. Kıyaslamak nasıl etkiliyor mutluluğu hocam? Sosyal mukayese mutluluğun hırsızıdır. İnsan kendisini çoğu zaman piramidin üstünde kalanlarla mukayese etmek ister. Bizden kötü durumda olan insanlarla kendimizi nedense pek mukayese etmiyoruz. Dolayısıyla kendi hayatımızı sahip olduklarımızda değil, sahip olmadıklarımızda tartıyoruz. Erik Fromm'un meşhur dikotomisine buradan sözü getirelim. Olmak ya da sahip olmak diyor. İnsan sahip olmakla e, yeryüzündeki kırılganlığını, incinebilirliğini azaltabileceğini düşünüyor. Halbuki asıl mesele olmak. Bulunduğumuzdan daha iyi bir noktaya gelebilmek, kemalat yolunda, olgunlaşma yolunda bir merhale kat edebilmek. E, bizi bugün uyuşturan pek çok şey var. Tüketimcilik bunlardan bir tanesi, ekranlar bunlardan bir tanesi şöhret, makam, mansıp bunlardan bir tanesi. İktidar arzuları bunlardan bir tanesi. Ama bunlar hiçbir zaman insanın içindeki susuzluğu dindirmez. İnsanın içindeki susuzluğu dindiren bir tek şey vardır. O da parayla değiş tokuş edilemeyen erdem nitelikleri, erdemler. Zaten geçmiş çağlardan bugüne önemli düşünce adamları mutlu bir hayatın erdemli bir hayat olduğunu tartışa gelmişlerdir. Yani bir insan kendinden hoşnutsa, kendini olduğu gibi kabul edebiliyorsa, hayattan razıysa, hayatı olduğu gibi kabul edebiliyorsa ama buna rağmen yine de daha iyiye gitmek için bir çaba harcıyorsa o insan zaten kendiliğinden huzurlu ve mutmain bir insandır. O insanın e, kendiyle bir savaşı yoktur, dünyayla da bir savaşı yoktur. Doğal olarak kendiliğinden zaten ileri doğru sıçrar. Yaptığı her şeyi zevk aldığı için, keyif aldığı için yaptığı için de mutluluk kelebeğini kovalamadığı için de mutluluk kelebeği gelir zaten onun omzuna konar. Hı hı. Yani biz neyi yaparsak yapalım aşkla ve şevkle yaptığımız zaman zaten kendiliğinden mutlu olacağız demektir. Yani bazı şeyler vardır hırs yapmaya gelmez. Mutluluk da onlardan bir tanesi. Hmm. Doğal bir hayatın içinde başkalarıyla kendimizi mukayese etmeden sadece kendimizle yarışarak, yani bulunduğumuz noktadan daha ileriye gitmeyi, iki günümüzü birbirine eş tutmamayı, kendimize eksen edindiğimizde, mihver edindiğimizde zaten ileriye doğru gideriz ve mutluluk yolunda daha fazla mesafe kat ederiz. Peki hocam hedef koymak, hedeflerimize ulaşmak ee, bir yandan potansiyelimizi açığa çıkarmanın bir gereği şakilemize göre çalışmak. Kiraz çekirdeğiysek büyüyüp kiraz ağacı olmaya gayret etmek. Elma çekirdeğiysek belki elma ağacı olmaya. Bu anlamda insana çok iyi gelen ve potansiyelini açığa çıkarmasını kendini gerçekleştirmesini sağlayan bir eğilimimiz var. Ama e, özellikle bu modern dünyada bu geç kapitalizm hem tüketmeyi çok salık veriyor, hem de e, başarıyı da nesneleştiriyor ve çok Hırslı bir yerden okumamıza belki sebep oluyor. Bu başarı kültürü, modern çağın başarı kültürü bizi nasıl etkiliyor? Bir yere sıkıştırıyor sanki. Başarılı ol, yüksel yoksa öl yani. <laughs> Böyle bir yere hapsediyor sanki bizi. bu Potansiyelini açığa çıkarmakla bu kapitalizmin bizi sıkıştırdığı başarı kavramı nasıl ayırt edebiliriz? İyi bir şey yapıyorum zannederken çok kötü bir şey yapıyor olabiliriz kendimize çünkü. Şimdi bugün bir dostumla sohbet ediyordum bir arkadaşından örnek verdi. Arkadaşı şöyle anlatmış: işten ayrıldım, sevmediğim bir iş yapıyordum, işimi bıraktım, cildim gençleşti, ben sabahları daha iyi uyanmaya başladım, geceleri kafamı yastığa koyar koymaz uykuya dalmaya başladım, hayattan daha büyük zevk almaya başladım. Ben yaşlanıyorum zannediyordum meğerse işimi sevmiyormuşum. Hmm. Bir tür gönüllü kölelik halinde yaşıyoruz. Bu gönüllü köleliği fark etmek zorundayız. İş hayatı olsun modern hayat olsun bizi sürekli daha hızlı gitmeye, daha çok yapmaya, daha çok şey edinmeye, hayatımızı daha fazla ıvır zıvırla doldurmaya adeta icbar ediyor. Bir kendimize dönüp bakmalıyız. Ne yapıyorsun? Hayatını böyle mi tüketmek istiyorsun? Yani hayatının sonunda evinde bir sürü ıvır zıvır, elinde bir sürü ıvır zıvır. Hayatını pek çok gereksiz şeyle doldurmuşsun ama yaşanmaya değer bir hayat yaşamamışsın. Mesele toplamak değildir Rukiye Hanım. Mesele eksiltmeyi bilmektir. Hmm. Fazlalıklardan kurtulmayı bilmektir. Yani bir hayat ustası olmaktır, yaşama sanatçısı olmaktır. Hı hı. Hepimizin ödevi budur. Ve bu da fazlalıklardan kurtulmakla olabilir. Ivır zıvır uğraşılardan, ıvır zıvır ekran bağımlılıklarından, yani olandan uzaklaşarak kendi hakikatimizle yüzleşmek, bizi bu hayatta anlamlı bir varlık haline getirecek neyse oraya yoğunlaşmaktır. Hı hı. Ee, başarı kültüründe şöyle bir şey var. Çok temel bir soru sorulması gerektiğini düşünüyorum ben. Kazanırken neyi kaybettin? Yani bir makam kazandın, çok mal mülk biriktirdin. Peki bu arada neyi kaybettin? Ruhunu kaybetmiş olabilir misin? İnsan ilişkilerini kaybetmiş olabilir misin? Aile sıcaklığını kaybetmiş olabilir misin? Sevdiklerinle hiç saatine bakmadan uzun e, saatler geçirme gibi bir lüksü kaybetmiş olabilir misin? Veya bunu artık bir lüks haline getirmiş olabilir misin hayatında? Herkes kendini bunu sormak zorunda. Kazanırken neyi kaybediyorum? Eğer ruhumu kaybediyorsam, insanlığımı kaybediyorsam eksik olsun. İstemem eksik olsun diyor ya, evet. Sirano de Bergerac İstemem eksik olsun diyebileceğimiz şeyler olmalı hayatta. La diyebileceğimiz, elimizin tersiyle itebileceğimiz şeyler olmalı. Kendi hakikatimize, kendi özümüze sadık olabilmek için ben bu modern çağın başarı yutturmacasının tam bir illüzyon olduğunu ve gönüllü köleler yaratmak üzere tasarlandığını düşünüyorum. Başarı özüne sadık bir hayat sürmektir. Başarı dürüstlüktür. Başarı ahlaktır, başarı erdemdir, başarı herkesin rüşvet aldığı bir yerde rüşvet almamaktır, başarı efendim e, misakına sadık kalmaktır, İlahi sesi duyabilmektir. Başarının onlarca yüzlerce tanımını getirebiliriz, ama maddi başarı e, yani insan insanı çok yanıltan bir şey, çoğu zaman Maddi başarıyı kendi zekamıza hamlediyoruz. Oradaki ilahi dokunuşu görmezden geliyoruz. Ve e, ben kendi danışanlarımın hayatında olsun, kendi hayatımda olsun öyle örnekler görüyorum ki... E, bugün ben varım, ben çok kıymetliyim ve çok e, eşi bulunmaz bir kişiyim diyen insan yarın çok büyük bir yoklukla... Ve dertle sınanabiliyor. Ayağı tökezliyor. Hı -hı. Ve insan aslında düşerken neyse o. Biliyor musunuz? Hı -hı. Yani insanın gerçek karakteri, seciyesi düşerken meydana çıkıyor. Hayat armağanlarını bizden esirgediğinde biz kim oluyoruz? Hı -hı. Hayat bizi eskisi kadar cömert davranmadığında, o ilahi bağışlar kesildiğinde birdenbire nemrutlaşıyor muyuz? Firavunlaşıyor muyuz? Yoksa onları da... Ee, gönül huzuruyla kabul edebiliyor muyuz? Çok sevdiğim bir hikayedir. Yani bir yerlerde okudum. İnşallah yanılmıyorumdur aktarırken. İmam-ı Azam için şöyle bir hikaye anlatılır. Ben kısaltarak anlatacağım. Gemilerin battı diyorlar. Uzaktan bir adam geliyor koşarak. Kötü bir haberim var. Gemilerin battı. Ticaret için ya da gemin battı. Elhamdülillah diyor. Sonra aynı adam yarım saat sonra yine nefes nefese geliyor. Batan gemi senin değilmiş. Yanlış söyledim diyor. Yine elhamdülillah diyor. Etrafındakiler soruyorlar. Niye ikisine de şükrettin? İlkinde üzülmedim, ikincisinde sevinmedim diyor. Hmm. Bu kolay bir şey değil. Yani bunlar idealler tabii. Bunlar büyük ruhlar. Ee, ...ve bu hikayeler de bize ulaşıyorsa bunların bizi öğretecek, eğitecek tarafları vardır. Hikaye deyip geçmemek lazım, kısa deyip geçmemek lazım. Onlar bir sürü yaşanmışlığın indiğinden süzülerek bize geliyor ve... ...aslında bir toplumun ahlakını düzenlemek, bir topluma bir şeyler öğretmek için o hikayeler yüzyıllardır anlatılıyor. Belki yüksek idealler ama... Biz de Kabe yolunda yürüyen karınca misali kendimize bu idealleri e, hedef edinebiliriz, menzil edinebiliriz ve bu konuda gayret gösterebiliriz.